Merhaba arkadaşlar. V60 demleme videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Barista Tuz'un çok özel bir kahvesini hep beraber demleyeceğiz. Ben Cihan Yüce. V60'ı nasıl demliyorum sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama önce kahve için Haşim Bey'e soralım. Haşim Bey. Çok güzel, evet, iyi oldu. Kahve nasıl bir kahve? Efendim, bu kahve Guatemala'nın Huehuetenango bölgesinden. Eyerton'un gülme efekti gibi olan yerde. Random. Evet, random atılan yerinden El Eyerto'ya ait bir kahve. Pandora bahçelerinden. Reserva de la Familia diye isimlendirdikleri, ki herkesin böyle özel kahvelerini ailenin rızkı anlamına gelen, ailemizin rezerve olarak isimlendirdikleri bir kahve. Bu ailenin rızkı da yılda bir kez ihalede satıyor bu adamlar. Bu kahve de öyle bir kahve. Yolumuz kesişmişti. Hikayesini daha önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Evet. Böyle bir kahve. Bugün bunu demleyeceğiz. Cihan sağ olsun kırmadı. Çıktı, geldi. Dedi ki o kahveyi ben bir demleyeyim. Evet, iş çıkışı geldim. İlk defa demleyeceğim. Kullandığım değirmeni kullanmadım. Kullandığım demliği kullanmıyorum. Kullandığım filtreyi kullanmıyorum. Bu kahve de ilk kez. Bir tek server'ımız. Alışık, bildiğim bir server. Neresinden tutacağımı biliyorum. Üzerinde çok iyi. Benimkinde Hario yazmıyor. Bunda Hario yazıyor. Düşün. Evet. Arkadaşlar, kahve demlemenin çok zor bir tarafı yok. Ama dikkat etmeniz gereken önemli yerleri var. En önemli yerlerinden birisi, belki inanmayacaksınız ama, filtreyi demliğin içerisine koymak. Bunu bilenler şu anda like'a bastı. Bilmeyenler ne olduğunu tam anlayamadılar. Tamam mı? Bakın. Filtreyi demliğin içerisine tam yerleştiremezseniz tıkanır. Bu kadar basit. Filtreyi demliğin içerisine tam yerleştirebilmek için güzelce bir katlamaya, bu katlamayı böyle bol bol bastırarak yapmaya, hatta seviyorsanız origamiler, yıldızlar, böyle şöyle yapanlar var. Şimdi bunu böyle böyle çevirip bir de böyle katlayayım. Bir de bu dörtlü oldu, bir sekizli olsun falanlar yapanlar var. Ama öyle yapmayacağız. Siz şu kenarını güzelce katladıktan sonra, yırtmayın filtreyi, sanki böyle şeymiş gibi, ha, içerisine koyuyoruz. İçerisine koyduktan sonra üzerine mutlaka bir ağırlık koyuyorum ben. Bu ağırlığı genelde benim Instagram adresimde bu fırça olarak görürsünüz ama ben hep o fırçayı kullanmıyorum. Şuraya yazalım, Cihan Yum. Evet, o fırçayı hep kullanmıyorum. Gönderebilirim sana. O fırçayı hep kullanmıyorum. Bazen de kaşık kullanıyorum tabii ki de. Ama özelleşiyor. Katladığınız yer var ya, o katladığınız yerin üzerine ağırlık gelecek şekilde koyuyorsunuz. Şöyle hafif çeviriyorum. Çünkü katladığım yerin karşı tarafını da biraz bastırmam gerekiyor. Yerine tam otursun diye. Bırakırsam biraz havada kalıyor. Ama şöyle baş parmağımla bastırırsam hiç hava almayacak şekilde katlanmış oluyor. Süper. Bunu deneyenler like'a bastı bile. Süper. Önce yıkıyorum onu. Neden yıkıyoruz filtreyi peki? Ondan da daha iyi otursun diye. Filtrenin yıkanıp yıkanmadığıyla ilgili tat karşılaştırmaları yapıp filtrenin tadını alan arkadaşım henüz olmadı. Süper. Kaliteli bir filtreden bahsediyorum. Evet. Tabii yani şeyden bahsetmiyorum. Hani bu kahverengi ve nereden tabii, alındığı belli olmayan filtrelerden bahsediyorum. Ama Hario'nun mesela bir 40'lı filtresi ya da Japon filtresi gibi olup da hem yerine otursun diye hem de biraz ısınsın diye kullanıldığını söylüyorlar. Bak. Söylüyorlar diyorum. Çünkü ısınıp ısınmaması da aslında bir parametre. Belki de ısınmasını istemiyorsundur. Mesela kalite gibi ya da işte bir bakır ya da demir gibi, yani işte o alaşımlardan gibi bir şeyin varsa, demliğin varsa, ısınması çok önemli. Çünkü o ısındıkça tepeler de ısınıyor ve böyle homojen bir ısı dağılımı oluyor. Ama bu porselen, cam gibi ya da plastik gibi olanlarda o ısı çok sağlam dağılmıyor. Zaten orta tarafta birikiyor ısı. Sen sıcaklığı koydukça, suyu koydukça yayılıyor. O yüzden bence benim mantıklı buluşum, suyla ıslatmanın en önemli getirisi yapıştırmak. Yapıştırmak. Yüzeyi iyi bir tutunma sağlamak. Evet. Peki. Dediğim gibi şu bak, baş parmakla bastırıyorum abi. Ve olabilecek en düşük suyla, küçük suyla parmağımı da yakmadan yıkıyorum. Bitti, bu kadar. 1-2 saniye nefes alsın. Hemen çekmenize gerek yok. Böyle çekerseniz bu tarafını kaldırırsınız. Şuradan şöyle sürükleyerek çekerseniz hiçbir tarafı kalkmaz. Süper. Sonra şu altta kalan suyu döküyoruz. Biliyorsun Blooming'den sonra da suyu dökenler varmış. Evet, karbondioksit varmış. Almayalım diye. Kırdın mı? Yok, hala sağlam. Sonra
Yine burada ayrıntılı küçük ipuçları. Kahveyi döktükten sonra hani şöyle bir düzeltme işlemi var ya. Bence bu düzeltme işlemini biraz daha sert demeyeyim de plastik kullanıyorsanız şöyle vurarak gibi iyice bir otursun. Yani çok böyle havalanda kalmasın. Çünkü benim kullandığım yöntemde blooming'i biraz daha farklı yapacağız. Ben hep böyle demliyorum bu arada. Yani gerçekten normal, günlük nasıl demliyorsam. Şöyle anlatayım ama. 300 mililitrelik bir demleme yapacağız. 20 gram kahve kullanacağız. Ben normalde bu kadar kahveler demlemiyorum. Daha küçük demlemeler yapıyorum. Çünkü işte 12 gram, 14 gram, 180-200 mililitre tek bardaklık. Çünkü bu kadar fazla kahve içmiyorum. Bunu genelde bölüşüyoruz, insanlarla paylaşıyorum yani. Benim içtiğim 12-14, 200 gram. Bundan günde 3-4 tane içiyorum. Süper. Bana daha şey oluyor yani. Açtım. Ortasına küçük bir nokta ya da işte havalandırma deliği ya da küçük bir kuş yuvası, kuş gözü, bülbül yuvası. Bir sürü güzel şey diyen var. Kahve deliği. Evet. 94 derecede kettle ısıttı. Şimdi kahveyi bilmiyorum. Eğer kahveyi ben kavurmuş olsaydım büyük ihtimalle 80-84 derece civarını kullanırdım. O kadar. Çünkü ben development time'ı biraz farklı yapıyorum. Benim kahveler yanmıyor ama iyi çözünüyor. O yüzden çok sıcak kahve demlemiyorum yani, öyle diyeyim. Bir de zaten bekliyorum içmeden önce. Biraz önce de hani sen demlemiştin ve ben onu bekledim. Çünkü çok sıcakken kahve içmeyi sevmiyorum. Ya mesela bu benim için açık. Biraz açık. Değil mi? Bir tamam, kahve. Tahmin ettim. Evet. Bayağı light bir roast bizim. Başlıyorum şimdi. Başlamadan önce size tanıtmam gereken bir ürün daha var. O da bu filtrelik. Bu filtreliği hiçbir yerde bulamazsınız. Çok önemli bir usta. Bir kereliğine yaptı. Instagram storiesinde paylaştığı için biz de biliyoruz. Kendisi karşımda oturuyor. Eyvallah. Şimdi blooming işi hiç mililitre ile olacak bir iş değil. Şöyle anlatayım. Hani kahvenin iki katı kadar su koyulur falan var ya. O bir teori. Çünkü kahve selülozik bir yapısı var. Bu selülozik yapı suyu tutma konusunda hep aynı sonucu vermiyor. Bazen 20 mililitre ile, bazen çok daha fazla suyla kahveyi blooming yapmanız gerekiyor. O yüzden hiç şeye bakmayın, gramaja bakmayın. Benim size tavsiyem kahveye bakın. Kahvede kuru yer kalmaması daha önemli bir şey. Yani parametre. Evet. Parametre. Bir de hani 30 saniye bekleyin. Şimdi benim demlememde ben bir döküş yapacağım. Blooming'den sonra tek bir döküş yapacağız. Çok fazla Türkçe'de agitasyon dediğimiz ama İngilizce'de agitation olan bu devinim salınım. Onu çok fazla yapmamaya çalışacağız. O yüzden blooming'i 1 dakika civarı beklersen çözülmesi biraz daha artar. Dipnot burası. Hep refraktometreyle demledim ben. Şimdi şeyde yani ofiste refraktometre. Hep denediğim için aşağı yukarı böyle hani ağzım neyi tanıyor evet, falan. Ne olduğunu bilebiliyorum. Biraz oturdu yani o şeyi. Saniyeyi açtım ve ortasından yavaş yavaş suları dökmeye başladım. YouTube'da bir tane adam var. Elinizi şöyle belinize koyarsanız çok daha iyi su dökersiniz diye anlatıyor. Gerçekten Japon çok iyi bir kahve ustası. Tavsiye ederim ona da. Sana bir link atayım. Bak çok güzel bir adam. Vay be. Şimdi ben burada baktım. Bitti benim için. Kaç olmuşum? 70 mililitre kadar dökmüşüm. Yeteri kadar ıslanmış. Kahvelere bakıyorum. Kahvelere bakarak şimdi kahveyi okumaya çalışıyorum. Bu kahveler degassing'lerini birazcık tamamlamışlar. Suyu da çok fazla tutmuyor ama yeni de kavrulmuş bir yandan. Ama güzel, gidişatı güzel. Bana uyar. Böyle aşağı yukarı şeyi tutturmuşuz, güzel, öğütümü tutturmuşuz iyi yani. Sonra 1 dakikayı tamamlarken, şu anda 50. saniyedeyim. Suyu yavaş yavaş dökmeye başlayacağız. Benim hedefim 2. dakikada suyu bitirmek. Yani 2. dakikada bitiyor olmak artık. Yani 1 dakika içerisinde suyu dökeceğim. Çok yükselmeden ortada sanki bir para, 1 lira varmış gibi, bir madeni para varmış gibi bir döküş yapıyorum. Onu ben de göreyim içine. Tabii. Sonra tabii ki de kenarlarını alıyorum. Yani oralarda kahveler kalmasın istiyorum. Yalnız yeterince karışmadığını düşünüyorsam da şöyle bir ufak yükselmeler yapıyorum. Mililitreye bakıyorum, saniyeye bakıyorum. Yavaş yavaş döküyorum abi. Gördüğün gibi çok fazla müdahalede bulunmadım. Bir de çok dengeli bir döküş oluyor. Evet. Yatak da çok yükselmedi. Evet, orta alanı çok geçmemeye çalışıyorum. Orta alanı geçtiğiniz zaman büyükler ve tozlar filtreyi daha güzel tıkayabiliyor diyeyim yani. Ama böyle takılırsanız
çok fazla müdahalede bulunmazsanız, saniye ve mililitreyi gözünüzde olursa bir yandan da, şu an 250'lerdeyim. Son 10 saniyem var. Birazcık böyle artık hızlanmaya başladım. Bu biraz karışmasını da sağlıyor. 270-280. Düşündüğümden biraz yavaş git. Yok ya, 1-2 saniye. Bitti benim için. Süper. Bundan sonra çözülmesini takip edeceğiz. Ama kahveyi eğer biliyorsanız, kahvenin büyük parçaları duvarlarda çok fazla yapışıyorsa, onları şu sallama işaretinden, spinden, raw spin dedikleri spindense şöyle bir kaşıkla karıştırmak çok daha yararlı. Çünkü benim gözlemlediğim, raw spinde küçük parçacıklar duvarlara yapışırken kaşıkla karıştırmada büyük parçacıklara müdahale edebiliyorsun abi. He, güzel. Evet. Evet, enteresan bir detay. Benim hedefim 3 dakikayı geçmemek. Genelde 2.30 ile 2.3 arasında oluyor bu işler. Eğer böyle bir demleme yapıyorsanız o 30 saniyenin çözülmeye çok büyük bir etkisi yok. Yani çok fazla tadı değiştirmiyor. Şu anda... Bu da yine bir refraktometreyle test ettiğim bir şey mi? Evet. Yani baktığım şeyler bunlar hep. Tamam, çok güzel bir demleme. Belki bir tık bir kalın yapabilirdim. Öğütmeyi. Evet, ama şu an tam 3. dakikadayım. İşte çözülmem de tam bitmek üzere. Son damlalar geliyor. Tadına bakacağız. İşte bitti bu kadar. Ellerine sağlık. Vallahi harika oldu. Güzel. Bugün Elierto Pacamara'yı Cihan Yüce demledi bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Hakikaten acayip öğrendiğim güzel bir video oldu. Benim için çok faydalı oldu. Hakikaten deneyeceğim yani. Bir iki tane böyle fotoğrafta seni taglersen bil ki öğrendiğim detaylardandır. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Tekrardan sağ olasın. Hadi tadına bakalım. Haydi içelim. Barista tuz kahve tadımları.